Nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomimizi? Ekonomik mi? Mazota bir sene zam olmaması lazım, o kadar. Bir sene. Çözüm yolu bu mudur? Bir sene olmayacak. Ondan... Mazotun zamı beni ilgilendirmiyor. Arabam yok diyenler var. Boş ver, onlar zevk sefra abi. Sizin araba var galiba. 4 tane. Evet, evet, evet. Tabii tabii. Ya kardeşim, millet şükürsüz, ondan dolayı oldu işler. Şükürsüz milletiz biz. Evet. Arabadan bahsediyorsun. 110, 125 sene belki dedelerimizden işittiğimiz şeyleri hiç konu edilmiyor. Ne sıkıntılar çekilmiş. Boş ver kardeşim. Şükür etmek peki çözüm yolu mu? Evet. Burada var ya, her kafadan bir ses, kalmadı nefes. Yemekler nefes ama cepte kalmadı bir ses. Böyledir kardeşim. Hadi. Amcanın arabası. Merhabalar, soralım mı size? Ekonomiden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bu dondurma. 500 TL dondurmaya verdi. Senin sorduğun soruya ne? Bak şimdi. 500 TL şimdi dondurmaya verdi. Sen geldin, babam da diyor ki adama şaka mı yapıyorsun? Ben size soruyorum, şaka mı dondurmaların fiyatı? Hepsi şaka. 500 TL. Her şey çok pahalı. 500 verdik, şu kadar dondurma. Nereden aldınız? Kimseye söyleyeyim de oradan olmasınlar. Oradan aldık. Şaka gibi. Aynen, şaka gibi yani. Peki her ama yerde mi böyle, sizce buraya mı özel? Konuyu nereye getireceğinizi biliyoruz. Yine reisten çok memnunuz. Tamam. Yani konuyu nereye getireceğinizi biliyoruz biz sizin. Yine de biz çok çok memnunuz yani reisimizden. Olsun, kimse dört dörtlük değil. Peki ben dondurma yani fiyatı üzerinden konuşmak istiyorum. Sizce sadece mi burada böyle, yoksa her yerde? Her yer aynı. Tabii biz yazlıktan geliyoruz şu an. Tabii burası yazlıktan daha uygun ama yine çok pahalı. Yani mesela yazlıktan 600-700 TL'ye aldığımız bir elbiseyi buradan 400'e aldık. Yani. Peki reis bu durumları toparlayabilir mi, düzeltebilir mi? Eskiden yediğiniz dondurma fiyatları yine aynı şekilde olur mu? Olur tabii ki. Kimse dört dörtlük değil. Yani adamın tamam şu an pahalılık olabilir. Evet var yani, pahalılık yok değil. Ama yani kimse dört dörtlük değil. Ötekiler gelse başı hiç değilse onlar yiyip duruyor yani. Adam olanın yemiyor yani, ben ona da inanıyorum. Peki, çok çok memnunuz yine de. Memnunuz. Türkiye'nin en büyük problemi nedir ekonomi dışında? Ekonomi dışında ben bir problem göremiyorum. Bence yok yani. Kesinlikle yok. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ekonomiden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır, değiliz. Neden değilsiniz? Değiliz çünkü kötü. Vatandaş diyor ki ekonomi kötüyse niye bu insanlar geziyor? Çünkü gıdada kriz olmaz ki hiçbir zaman. Gıdada hiçbir zaman kriz olmaz. Yani mecburen zaten insanların şu anki sosyal hayatı sadece böyle dışarıda bir gezmek. Tutup senenin yazın tutup da mesela bir hafta boyunca bir yaz tatilimizi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Kışın mesela ne bileyim kar zamanında çocuklarımızı alıp bir gezmeye bir hafta tatilimizi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Sosyal bir hayat. Bir şöyle bir şey var. Mesela biz kuru kuruya geziyoruz. Araplar karınlarını doyuruyor her şekilde. Her şeyi alabiliyorlar. Öyle. Kendi ülkenizde ikinci sınıf vatandaş mı? Kesinlikle. Tamam. Nerede yayınlıyorsunuz? Medya TV. Ekonomiden memnun musunuz? Türkiye'de yaşıyorum ben. Gavur memleketi değil. Ben Ürü yaşıyorum, Ürü memleketinde. Bütün kapılar açtı. Gelin, gelin, gelin. Ya biz kendimize bakamıyoruz burada. Türkiye'de kendimize bakamıyoruz. Yazıklar olsun onlara be. Erdoğan mülteci kardeşlerimizi göndereceğiz dedi. Allah emanet olun. Allah emanet olun. Erdoğan mülteci kardeşlerimizi göndereceğiz dedi. Sizce gönderelim mi? Bence gönderelim. Biz Müslüman bir ülke olabiliriz. Evet. Her zaman elhamdülillah herkese kapımız açık ama misafir olarak yatıya beklemiyoruz kimseyi. Buradan bir Türk insanı olarak sesleniyorum. Aman. Herkes gelsin, ekmeğimizi yemeğimizi yesin ama vatanımızın kaldırımına dokunmasın. Sadece geçip gitsin. Aman. Onlar şimdi buraya gelmişler. İşte bizim hükümet şudur budur, böyle bir şey yok. Böyle bir gençlik yok. Normalde askeri ücret ne kadar? 18.000 TL. Devletin bizden kestiği vergi miktarı ne kadar? 11 TL 250 lira alıyorlar değil mi? Aman. Sence bu normal mi sence? Değil. Bir devletin verdiği askeri ücretten 7 milyar 400 mü kesiyor? 7500. Ortalama 3'te 1'ini kesmeye hakkı yok. Değil mi? Yok yani. Kesemezsin bunu. Peki gidelim buradan İsviçre'ye, Hollanda'ya, Kaliforniya'ya, Güney Amerika'ya gidelim. Güney Amerika'da böyle bir sistem var mı? Yok. Asgari ücret buysa bunu sana veriyor. Ondan sonra diyorlar ki niye Avrupa'ya giremeyiz? Devlet bize girdikçe biz Avrupa'ya giremeyiz canım. İnsanlar sıça karışıyor, haklılar. Ben destekliyorum. Neyi destekliyoruz? Yapmayın böyle şey. Hayır, olur mu? Çünkü açlıktan, kiradan, her şeyden insanlar sıça bulaşıyor. Buradan af istiyorum, yasa evet, istiyorum. Evet, biz kendi içimizde yasa. Biz kendi içimizde bölünmüş bir ülkeyiz. Dışarıdan getirip de tekrar bizi bölmeye çalışmayın. Bizi zaten birbirimize muhakkak kırdırıyorsunuz. Bunu da başardınız yani. Bizde bir çay var. Ne kadar mal oldu? Bu Sultan çayı. Sultan'ı aldık 50 TL. Ama artık bu kadar alabiliyoruz. 50 TL'lik. Bak burada kilo yok. Gram olarak, gram üzerinden alıyoruz. Çünkü neden? Bu döneme bizi, bu şu anki bulunduğumuz ortama devlet getirdi. Devleti suçlamıyoruz.
Evet, eskiye göre şu an 10 numara bir hayatımız var. Farklı yerlerde kürsüye çıkıp ne güzel konuşabiliyor Sayın Başkanımız. Çok da destekliyoruz, seviyoruz da kendisini. İyi ki var ama iyi yapıyor yani, bizi iyi götürdün. Beni de koysan devletin başına götürürüm. Sen de bu konuda iyisin. Tebrik ediyorum, böyle kal. Güzel götürdün bizi. Eminönü'nde balık ekmek sen gelmeden 10 TL'ydi. Sen geldikten sonra 90 TL oldu. Büyük bir başarı. Number one'sın. Görmüyor musun? CHP'li misin sen? Ben milliyetçilik. Bir işte bak C kalkıp da alakası yok. Ben AK Partili değilim. Bak bizi birbirimizle bölüyorlar. Hayır değilim. Kesinlikle değilim. Değil. Kimse 4-4'lük değil. Ötekiler beni de koysa alacaktık zaten. Yiyordu. Şimdiki yemiyor. Kimse 4-4'lük değil. Yemediğini. Yemiyor. Allah hakkı için şahit misin? Allah hakkı için şahit misin? Allah için şahidim. Sen bilmiyorsun yemediğini. Kesinlikle. Yemiyor bu adam kesinlikle. Yemiyor. Git kıyasla. Şu an bu konuşanlar milliyetçiyim diye sığınıyor sadece. Ne kadar beni koysan ben yerim. Sen de yersin. İşte sen yersin. Öteki zihniyetler yer. Sana bir yer. Soru. Öteki. Sana bir soru. Evet. Sana bir soru. Evet. Hayatında hiç çalışmamış. Kim ben biz hayat ama soru soruyorum. Evet evet. Bu devlete tek bir kuruş vergi vermemiş. Evet. Ama servetin hesabını bilmeyen iki tane adam söylüyor bana. Size var ya bak sizin zihniyetteki ama, insanlara ne desek haksızız. Sadece ben şunu diliyorum. Tamam şu an AK Parti reisimiz başta ama uzun süre belki başta kalamayacak. Allah uzun ömürler versin. Sonra ben işte başarısıyla kaldı. Onca insan başarısı yüzünden verdi. Hemen milliyetçiyiz diyorsun. Sokakta kalın. Sokakta kalın. Bak buranız. Helal olsun. Önceden hastanelere giremiyordunuz, hastanelere. Soruma cevap vermedin ama. Sürünüyordunuz önceden, çıtınız soruma çıkmıyor. Soruma cevap vermedin. Ben soruna cevap verdim amca. Vermedim. Allah beterini başınıza kim getirsin de biz oturup gülümseyelim size. Kim biliyor musun? Kim? Rabbim beterini kim, başınıza kim biliyor musun? Getirsin. Bilal Erdoğan. Kim? Hayatınca çalışmamış. Bu devlete tek bir kuruş vergi vermemiş. Adam şu anda servetini hesabını bilmiyor. Niye? Adamın yanındakiler çürükse adamın gelsin. Ne suçu var soruyorum gelsin. Sana. Yeşil görüyor musun? Biz görmüyorsun yeşil. Bak yeşil görmüyorsun. Niye görmüyorsun yeşil? Açık açık CHP'liyim diye milliyetçiye sığınmayın. Biz de milliyetçiyiz. Dolarlar yeşil, dolarlar. Ama doğruyu konuşuyoruz. Yeşil yok. Maaşını bu zamanda geçinemezsin. Hele ki kirada insan 7.000 bugün bir kira 15 bin lira ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Hala Rabbim. Ben CHP'liyim, CHP'li. Ben de konuşayım. Ben CHP'liyim, ben de konuşayım. Oturduğun yerde bekleyemem. Hepinizi sayesinde çekiyorum. Tamam mı?